Ripay Portföy yatırım vizyonunu sunar. Yatırım Vizyonu programımıza hoş geldiniz efendim. Bugünkü değerli konuğum Payporter Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi İzzet Metcan bizlerle birlikte. İzzet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi birçok aslında bu programın içerisinde girişimcilik sermayesi yatırım fonlarıyla kurulan ve bunun üzerine önemli girişimleri de ağırladığımız programlar oldu. Bugün beni heyecanlandıran aynı zamanda bir hikayeden bahsetmek istiyorum ben. Payporter'ın hikayesi ve sizin vermiş olduğunuz hizmetleri şöyle biraz ayrıcalıklı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde işleyelim istiyorum. Evet, şimdi Payporter nasıl kuruldu sorusuyla başlayıp hikayeyi şöyle birazcık ne tür hizmetler verdiğinize dair izleyenlerimize de aktaralım istiyorum. Ne dersiniz? Tabii ki. Payporter 2016 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulmuş olan bir şirket. 2017 yılında o zamanki otorite olan BDDK'dan ödeme hizmetleri ve elektronik para konusunda lisans alıyor. Ve aldığı lisansı da 2017 itibaren faaliyetlerine başlıyor. Lisansı kapsamında uluslararası para transferi, yurt dışı para transferi, mobil dijital cüzdan uygulamaları, sanal post uygulamaları, ödeme aracılık hizmetleri, ödeme kartı çıkartmak gibi geniş bir yelpazeye sahip aslında lisans kapsamı. Ama ana faaliyet olarak bakarsak kurulduğu yıldan bugüne kadar uluslararası para transferine odaklanmış. Ve bu anlamda da aslında sektörün en büyüklerinden bir tanesiyiz. Hı hı. Halen yurt dışında pek çok muhabir, finansal kuruluş ve banka ile çalışıyoruz. Toplam 185 ülke uluslararası para transferinde ağımızın içerisinde. Hem 500'ün üzerinde fiziksel temsilcilik noktalarından, hı hı, hem dijital uygulamamız olan Quick Para dijital mobil uygulamamızdan bu 185 ülkeye banka hesaplarına, isimlere, kartlara veya o ülkelerde yaygın olarak kullanılan mobil cüzdanlara para transferi yapabiliyoruz. Ve aynı şekilde de aslında bu ülkelerin tamamından Türkiye'ye gönderilen paraların alıcılarının ödemelerini aracılık ediyoruz. Ve bu anlamda da hem fiziksel kanalda hem dijital kanalda büyümeye devam ediyoruz. Evet, önemli. Şimdi ayrıntılara biraz değineyim ama dijital dönüşüme ne tür katkı verip vermediğine yönelik özellikle buradaki hangi aşamada? Çünkü günümüzün yarışına bakacak olursak özellikle şirketlerin şu an yapılan yatırımların büyük bir çoğunluğunda bu dönüşüm içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla İzzet Bey, dijital dönüşüme nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Madem ödeme sistemleri diyoruz, bu kadar da dijitalleşen ve sistemin entegre olduğu ve yarışın içerisinde olduğumuz bir dünya ülkelerinin içerisinde ki o yarışı da göz önünde bulunduracak olursak. Payporter nasıl bir dijital dönüşüme katkı sağlıyor efendim? Tabii öncelikle şunu vurgulamak lazım. Yani ülkemizde finans sektöründeki dijital dönüşümde bankalarımız çok başarılı. Evet, çok başarılı gerçekten. Evet. Gurur verici. Gurur verici. Yani bankalarımız çok uzun yıllardır, hı-hı, çok yeni ürünleri öncülük ettiler ve onları da çok da güzel kabullendirdiler. Ha, bizler hem onların biraz arkasından gidiyoruz, hem onların boş bıraktıkları alanları biraz daha doldurmaya çalışıyoruz. Yani Payport olarak biz ise bankacılık hizmetleriyle yeterince tanışmamış ya da hiç tanışmamış olan kitleyle çalışıyoruz. Hı hı. Yani bir anlamda Türkiye'de kalıcı ya da geçici ikamet belgesiyle kalan göçmenler, çalışma izni olup da expat statüsünde burada çalışanlar, yani unbanked ya da underbank dediğimiz kitle aslında, hı hı, bırakın dijitalleşmeyi, bankacılık hizmetlerini bile yeterince erişemiyorlar. Bizim temel kitlemiz aslında bu kitle. Örneğin önceki yıl 700 bin civarında ağırlıklı olarak yabancı ve bu statüde olan kitleyle 2,5 milyon yurt dışı para transferi hizmetinde 4 milyar dolar gibi bir hacim yarattık. Yani birinci hedefimiz aslında bu dijitalleşmede hem finansal hizmetleri bu kitleyi kullandırtmak hem de onları dijital hale getirmek. Tabii böyle baktığımızda mobil dijital uygulamamızla bunlara hesap açabiliyoruz, bu kitleye hesap açıyoruz. Yurt dışı para transferini yaptığımız gibi yakın zamanda Mastercard'la ve Troll'le yaptığımız işbirliği sayesinde hesaplarına bağlı kartlarını veriyoruz. Bakiyelerini tıpkı bir bankada olduğu gibi dünyanın her yerinde gittiklerinde ya da Türkiye'de her yerde kullanabiliyorlar. Örneğin bu kitlenin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi işte İstanbul kart dolum gibi, fatura ödeme gibi ihtiyaçlarını dijital kanallardan sağlamak. Bunları da sağlıyoruz çünkü banka hesapları yok. Evet.
Bu anlamda bunlara bir hizmet sağlamış oluyoruz. Diğer yandan da 20'nin üzerinde uluslararası muhabirimiz, 500 fiziksel noktamız, dijital kanallarımız ve 185 ülke network'te olunca biz bu deneyimi, know-how ve teknolojimizi aynı zamanda diğer ödeme kuruluşlarında bir SaaS modeli altında da sunma peşindeyiz. Hı hı. Bunun için de aslında 3 yıl önce başladığımız ilk müşterimizle beraber şimdi bu dijital kanalları diğer müşterilerimize de yaymaya başladık. Aslında örnek vermek gerekirse yine Reply Portföy şirketinin yatırımı olan Turan Mobil Cüzdan, uluslararası para transferlerini bizim üzerimizden yapar. Yine yakın zamanda başladığımız İninal cüzdan entegrasyonu sayesinde milyonlarca İninal kullanıcısı çok kısa bir süre içerisinde tüm yurt dışı para transferini bizim üzerimizden yapmaya başladı. Ve benzer şekilde Paysel'de dijital olarak güzel bir ürün, ürünlerin hepsi. Fakat biz yurt dışı para transferinde dijital kanal olarak buraya eklemiş olduk. Paysel'de bizim üzerimizden yurt dışı para transferlerini başlıyor olacak. Bir diğer yandan da aslında yeni teknoloji takip ediyoruz. Çünkü ülkemizin dijitalleşmesinde yeni gelecek olan yeni gelecek demeyeyim daha doğrusu. Yeni teknolojinin çok büyük önemi var. Örneğin biz Swift alternatif olarak çalışan bir şirketiz. Ama artık blockchain var. Blockchain tabanlı para transferleri gelecekte çok daha geniş bir yer edinecek. Aracılık maliyetlerini de ortadan kaldırdığı için çok daha ucuza para transferi yapıyor olabileceğiz. Bu nedenle de biz 3 yıl kadar önce Ripple'da bir işbirliğine başladık. RippleNet'in blockchain'ini kullanıyoruz. Ve blockchain sayesinde örneğin 3 yıldır Filipinler ana kanalı olmak üzere çok ciddi bir para transfer hacmini blockchain üzerinden yapıyoruz. Bu teknolojiyi de gelecekte geliştirip yine uzman olduğumuz bu alanları diğer ödeme kuruluşlarında kullandırmayı hedefliyoruz. Peki çok güzel. Şirketinizin aynı zamanda aslında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde, Azerbaycan'da ve bunun yanı sıra Orta Doğu gibi bölgelerde varlığını güçlendirme ve büyüme stratejileriniz de var. Yani birazcık bu tarafa açacak olursak ne dersiniz, bu stratejilerden biraz bahsedelim. Çünkü farklı ülkeler arasındaki para transferlerine yönelik hizmet de merak konusu oluyor. Evet, şimdi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Türkiye açısından bakıldığında para transferi anlamında en büyük koridorlardan bir tanesi. Bizim sektör için konuşuyorum. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve buna Tacikistan'ı da eklersek aslında önemli bir para transfer hacmi var. Bizim de zaten gönderim ve ödeme anlamında baktığımızda toplam hacmi en büyük pazarımız burası. Türkiye paralel, yani Türkiye'deki tüm kuruluşlar gibi. Bunun yanı sıra Orta Doğu yakın zamanda büyümeye başladı. Orta Doğu'dan para transferi ve tabii ki Avrupa. Avrupa'da da Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerden çok ciddi Türkiye'ye akışlar var. Özellikle CIS pazarındaki aracılık maliyetlerini ortadan kaldırmak ve direkt anlaşmalar yapmak üzere birebir bu ülkelerle çalışıyoruz. Şöyle örnek verirsem daha iyi anlaşılabilir belki. Kırgızistan'ın en büyük dijital bankasının müşterileri Kırgızistan'da 7/24 kendi mobil uygulamalarından Türkiye'deki herhangi bir banka hesabına Türk lirası para transfer edebilirler. Ve bu anında gerçekleşir. Ya da benzer başka bir örnek vereyim. Türkiye'den Azerbaycan'a para göndermek isteyen bir bireysel kullanıcı Azerbaycan'ın en büyük dijital bankalarından birinin aracılığıyla onun cüzdanına 7/24 evinin konforunda hiç dışarı çıkmadan para transferini yapabilir. Ve üstelik de bu geleneksel Swift kanalda ödemelere baktığımızda onlara kıyasla anında gerçekleşir. Evet. Çok daha ucuza gerçekleşir. Çok. Hiç beklemenize ihtiyaç yoktur. Yani aslında gerçekten çok çok önemli. Evet, bizim buradaki hedefimiz de yerel işbirliklerini arttırmak. Gerekli ülkelerde yerel lisanslar almak. Bunun için de hem Orta Doğu'da çok yoğun çalışıyoruz. Başladığımız ülkeler var, yeni gelen ülkeler var. Hem MENA bölgesinde bazı girişimlerimiz var, onlar ilerleyecek. Hem de Avrupa Birliği içerisinde başlattığımız bir girişimimiz var. Onun da bu sene içerisinde sonuç vermesini bekliyoruz. Evet, çok önemli. Yani hem aslında bir bu girişimin Orta Doğu pazarında ya da bunun yanı sıra Orta Asya'da atılımlarını gerçekleştirmesi, uluslararasılaşması açısından da önemli ve hakikaten çok da değerli. Bu anlamda merakla bekliyoruz. Biz de başarı hikayelerinizi buradan aktarmaya yine devam edeceğiz ama şimdi biraz bu teknik tarafa da bakalım istiyorum. SaaS çözümlerine bakalım istiyorum ki Payporter SaaS çözümlerini sunan bir şirket aynı zamanda. Evet. İzzet Bey. Dolayısıyla biliyoruz ki SaaS hem sağlamış olduğu maliyet avantajı olsun, ölçeklendirilebilme avantajı olsun. Bunun yanı sıra esneklik avantajı olsun. Birçok avantajı
beraberinde getiriyor. Şimdi bizler izleyicilerimiz için özellikle SaaS'ın ne olduğundan birazcık bahsedelim ve Payporter'ın müşterilerine bu anlamda bu çözümlerle birlikte sağlamış olduğu avantajları da açacak olursak ne dersiniz, nasıl görüyorsunuz? Öncelikle şunu vurgulamak lazım. Özellikle bizim bulunduğumuz iş alanında elektronik para ve ödeme kuruluşu anlamında ve özellikle de yurt dışı para transferi anlamında giriş bariyeri biraz daha yüksek. Bugün bizim de faaliyet alanımızda olan sanal POS işlemleri, örneğin 80 ödeme kuruluşu var. Hemen hemen hepsi sanal POS çözümü sunuyor ama uluslararası para transferi dendiğinde hem farklı bir teknoloji, hem çok farklı know-how'lar, hem uluslararası ilişkiler, yurt dışında muhabir bağlantıları, settlement yapabilme kabiliyetleri gibi pek çok teknolojik ve teknolojik olmayan gereksinimler var. Şimdi biz bu alanda deneyimli, kendi teknolojisini kendisi üreten ve bunu da dışarı veren bir kuruluş olarak diğer ödeme kuruluşlarına ve lisansı olmayan fintech şirketlerine kendi altyapımızı, hem yazılım altyapımızı bir SaaS modeliyle, yani bir servis modeliyle sunuyoruz. Bu şunu sağlıyor, bu işi yapmak isteyen kuruluşlar sıfırdan bir yazılım kurmak zorunda değiller. Herhangi bir yazılımın bakımını, desteğini, regülasyona uyumlarını, denetlenmesini vesaire gibi süreçlerden onları kurtarıyoruz. Yurt dışı muhabir ağı bulma ihtiyacından kurtarıyoruz ve aslında kurulum gerektirmeyen, ilk yatırımı neredeyse hiç olmayan, her güncelleme otomatik olarak aldıkları, çok kolay entegre oldukları ve çok hızlı bir şekilde yurt dışı para transferini hem gönderme hem ödeme alma anlamına başlayabilecekleri bir teknoloji sunuyoruz. Bu SaaS modelimiz de şu anda ölçeklenebilir olarak pek çok kurumda kullanılıyor. 3 yıl kadar önce ülkemizin yine bir yaygın bir ödeme kuruluşu olan Faturamatik'le başladığımız bu yolculukta şu anda yine Ripay Portföy girişim sermayesi yatırım fonunun yatırım yaptığı bir şirket olan Turan mobil uygulama bizim SaaS modelimizi kullanıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan İninal ödeme kuruluşu kendi mobil cüzdanlarından para transferi için bizim cüzdanımızı kullanıyor ve şimdi de Paysel tüm dijital kanallardan para transferi için bizim uygulamamızı kullanıyor olacak. Hedefimiz aslında rekabet olup, yani rekabet içerisindeyiz tabii ki ama rakibimiz olup olması önemli değil. Doğru. Tüm kuruluşlara bu altyapımızı vermek. Çünkü gereksiz bir kaynak israfı olacak aksi durumda. Herkes bu yatırımı yapmak isterse. Amacımız herkesin güçlü olduğu alanda kendi altyapısını açmak. Biz SaaS modelinde biz hizmet alma tarafına da açıyoruz. Kim güçlüyse ondan o hizmeti almak taraftarıyız. Ama güçlü olduğumuz yerde de SaaS modeli hizmetimizi veriyoruz, vermek istiyoruz. Yani yeter ki burada aslında sonuç, etkinlik, verimlilik hedeflemek değil midir? Yani baktığınız zaman hakikaten önemli bir bakış açısı. Şimdi biraz rakiplerden neyi farklı kılıyorsunuz? Birazcık o rakip analizine geçelim mi? Şimdi dolayısıyla yani burada sunduğunuz avantajları ve çıktığınız alanları birazcık daha ayrıntılı bir şekilde ele alacak olursak İzzet Bey, rakiplerden farkımız nedir? Şimdi birincisi Payporter geleneksel para transferi kanalı olan fiziksel temsilcilerden nakit ödeme gönderme, nakit para alma taraflarında sektörün lider firması. Biz bu anlamda da SaaS olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Ama biz sadece bu alanda kalmıyoruz. Aynı zamanda para transfer sürecinin tamamını dijitale taşıdık. Quick Para adlı mobil uygulamamızda aslında kullanıcımız dijital onboarding, yani evinde akşam otururken kimliğini çıkartıp hazır edip biz de hesap açabiliyor. Hesabına para transferini yapıyor herhangi bir bankadan. O parayı yurt dışına gönderebiliyor. Böylece aslında fiziksel noktaya gitmesi, para transferi yapmasının önüne geçmiş oluyoruz. Düşünün işte Hollanda'da okuyan çocuğunuz var. Para ihtiyacı olduğu gecenin bir yarısı. Onun hesabına gece yarısı evinizden anında para transferi gönderebiliyorsunuz. Bu ertesi gün falan değil, dakikalar içerisinde geçiyor. Dolayısıyla biz hem geleneksel kanala hem dijital kanala önem veren, iki tarafı paralelinde büyüten bir şirketiz ki toplam hacmimizin bundan 3 sene önce %8-10'u dijital kanallardan geçerken bugün %44-45'lere geldik. Bu payın gittikçe artacağını da düşünüyoruz. Diğer yandan teknolojik olarak hani yerimizde kalmamız gerektiğini biliyoruz. RippleNet bir örnekti. Şimdi Ripple deyince de kripto paralar akla geliyor ama biz Ripple'ın sadece blockchain'ini kullanıyoruz. Yani bu teknoloji, blockchain teknolojisi bizim sektörde A noktasından B noktasına parayı taşımanın en efektif yolu olacak gelecekte. Biz buraya da yatırım yapıyoruz. Bu tarafta da büyümeyi hedefliyoruz. Ve yine başta da söylediğim gibi bizim lisans kapsamımız çok geniş.
bütün bu alanlarda faaliyeti olan, aktif olan bir ödeme kuruluşuyuz rakiplerimizle kıyasladığımızda. Evet, şimdi birazcık aslında girişim sermayesi yatırımlarını her hafta işlediğimiz gibi bu anlamda Ripay Portföy tarafından Payport'a yönelik bir girişim sermayesi yatırım fonu kuruldu. Bu ayrıntıları da biraz vermek istiyorum. Payport bu girişim sermayesi yatırım fonundan alacağı yatırım ile birlikte seri A yatırım turundan elde edeceği kaynağın tamamını yeni yatırımlarına ve uluslararası genişlemeye harcayacak demiş notlarımdaki, özellikle bunu program başında da siz bahsettiniz, uluslararası anlamdaki büyüme stratejilerinizden. Girişim sermayesi yatırım fonundan alınacak kaynakla daha geniş coğrafyalara hizmet verecek, teknoloji altyapısını geliştirecek ve blok zincirli tabanlı ödeme çözümlerini ileriye taşıyacak ve Payporter girişim sermayesi yatırım fonu ile bireysel yatırımcılar fonun büyümesine ortak olabilirler. Evet, şimdi bireysel yatırımcılar açısından alternatif yatırım fonlarını ve bu fonla birlikte kurulan şirketleri, birçok girişimleri tarafınıza aktarıyoruz efendim. O halde hemen İzzet Bey, size soracak olursam, bu süreç içerisinde bireysel yatırımcılar için Payport'a yatırım yapmak mümkün müdür? Ne dersiniz? Birazcık şurayı izleyenlerimiz açısından ayrıntılandıralım. Madem bu kadar büyük ve geniş bir büyüme stratejisine sahibiz. Hemen kısa cevap vereyim. Mümkündür. Ripay Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yakın zamanda kuruldu. Bu fona yatırım yaparak, bu fona katkıda bulunarak bireysel yatırımcılar diledikleri tutarda Payport'a ortak olabilirler. Ve bizim büyüme serüvenimize katılabilirler. Ripay ile uzun süredir görüşmeler yapıyoruz. Ve yani biliyorsunuz uzman bir ekip var ve bu uzman ekibin seçtiği şirketlerden bir tanesiyiz sonuçta yatırım yaptı. Dolayısıyla bireysel yatırımcının risk almadan, bu zahmete katlanmadan doğrudan doğruya Ripay Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katkıda bulunarak bize ve bizim gibi şirketlere yatırım yapması mümkün. Hem kendilerini güvenceye almış olacaklar, hem belli bir zaman sonra beklentilerinin karşılanması durumunda fonun iç tüzüğü, kuralları gereği dedikleri zaman realize edebilecekler getirilerini. Hem bir takım vergi muafiyetleri var, bunlardan faydalanabilecekler. Hem de aslında bizim uzun vadedeki büyümemize katkıda bulunup bizim buradan elde ettiğimiz gelirlerden de paylarını alacaklar. Ama daha açılmadı yatırımcıya, değil mi? Çok kısa zamanda duyurusu yapılacak. Açılacak. Evet. Yani dolayısıyla biz burada aslında belki de Payport'un şu anda sunmuş olduğumuz özelliklerini ya da stratejilerini, önümüzdeki süreçteki büyüme hedeflerini aktardığımız noktada, o halde yatırımcı çok net analiz etmiş oluyor bilgiyi ve ona göre yatırımı gerçekleştirecek. Peki şimdi İzzet Bey, şimdi bunun yanı sıra bir de bu programda birçok girişim sermayesi yatırım fonları ile büyüyen şirketleri konuk ettik. Yani birçok aslında. Hep genelde ortak noktası dijitalleşmeye, entegrasyona başarılı bir şekilde hedef koyan şirketler oldu. Payporter da bunlardan bir tanesi. Şimdi girişim sermayesi yatırım fonlarının bireysel yatırımcıları, yenilikçi şirketlerin ortağı olmalarını sağlıyor. Ve bu aslında bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani uzman bir portföy yönetim ekibi, SPK lisanslı uzman bir kadronun analiz ettiği, sektörleri araştırdığı ve ona göre karar verdiği girişim sermayesi yatırım fonları bireysel yatırımcılar için tabii ki kendilerinin çabalayıp arayıp bulup yatırım yapmalarından çok daha güvenli, çok daha gelecek vadeden yatırım fonları. Üstelik de yani bizim gibi şirketlerin birçoğuna bireysel yatırımcı kapımızı çalıp ortak olamaz. Dolayısıyla hani bu fonlar üzerinden ortak olması onlar için en makul ve mantıklı olan olacaktır. Ayrıca da dediğim gibi bir takım avantajlardan, vergi avantajları olsun, fondaki koşulların karşılanması durumunda daha erken çıkma avantajı olsun, bunlardan da faydalanıyor olacaklar. Erken çıkma avantajından da faydalanabiliyor böyle bir durumda. Sürenin tamamını beklemek zorunda kalmıyorlar. Peki şimdi birazcık o halde ben iki önceki soruya tekrar dönmek istiyorum. Çünkü büyüme stratejilerini biraz açmak istiyorum sizinle birlikte. Özellikle burada dinamik bir büyüme içinde olduğunuzu anlıyoruz hedeflerinizden ve uluslararası hedeflerinizden ve büyüme stratejilerinizden bakacak olursak. Dolayısıyla burada ajandayı biraz açacak olursak, bu süreç içerisinde bunu yapmazsak kaçınılmazdır. Bunu yapmamız lazım, şunu yapmamız lazım diye böyle alt alta sıralayabileceğiniz, olmazsa olmaz diye nitelendirdiğiniz bir yönetici olarak özellikle bunu sormak istiyorum size.
Şimdi birincisi global bir şirket olma yolundayız. Bu global şirket olma yolunda da globalde büyük rakiplerimiz var ya da iş ortaklarımız var. Eğer onlardan bir pazar payı almak, aracılıkları ortadan kaldırmak istiyorsak ki Payporter bunu istiyor. Ana koridorlarımız olan ülkelerde birebir yer almak, pozisyon almak zorundayız. İşte bunlar CIS ülkeleri gibi. Mutlaka Avrupa Birliği içerisinde bir bacağımız da olması gerekiyor. MENA koridorunda, Orta Doğu tarafında olması gerekiyor. Ve tabii ki bizim daha uzun vadeli de olsa Amerika kıtasında da, Amerika'ya da Kanada'da yerel olarak var olmamız gerekiyor. Bunlar zorunlu. Aksi halde yani Türkiye sınırları içerisinde kalan, yurt dışındaki aracı kurumlarla çalışmaya mecbur olan ve aslında gelirin büyük bir kısmını da onları bırakan bir şirket olarak kalırız. Güzel. Yani aslında burada anladığım nokta hem dijitalleşme hem de uluslararasılaşma. İkisi beraber gidecek. Ayrıca da biz bu sene içerisinde Troy ve Mastercard kartlarımızı da çıkartıyoruz. Bu sayede aslında ilk başta söylediğim gibi unbanked ya da underbanked olan insanlara hesap açıp bakiye tutup para transferini yapmanın yanı sıra bu kartlarla her türlü bankacılık ihtiyaçlarını da gidermelerini sağlayacağız. Bir anlamda bankacılık sistemini bunları çekmek istiyoruz. Yani dijitalleşirken hem dijitalleşelim, hem uluslararasına çıkalım, hem de dijitalleştiğimiz noktada ürün ve hizmet araçlarını çoğaltalım gibi bir düşüncemiz var. Güzel. Çok teşekkür ediyorum detaylar için, aktardıklarınız için. Bakalım bu süreç içerisinde 500'e yakın temsilci ve şubeyle hizmet veriyorsunuz. 200'den fazla ülkeye ve 650 binden fazla noktaya para transferi yapabiliyorsunuz. Evet. Ve burada Turan Paysel gibi markalara da uluslararası para transfer hizmeti sunuyorsunuz. Güzel büyüme hedefleriniz var. Başarılar diliyorum İzzet Bey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz bizler de katıldığınız için. Evet, Payporter Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi İzzet Meçan bizlerle birlikteydi ve kendisiyle şirketi konuşmuş olduk diyoruz ve bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle Yatırım Vizyonu'nda. Hoşçakalın. Ripay Portföy yatırım vizyonunu sundu.